arkadaşlarıma da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bugünkü konu aslında hepimizin hayatında bir şekilde dokunmuş veya dokunmaya devam eden ve gittikçe de önemi artan bulut bilişim, cloud computing dediğimiz bulut bilişimde neler var? Buradaki alan büyüdükçe biz bilgi işlem denetçileri veya bilgi işlem dünyasındaki güvence sağlayan şapkayla bu alanda faaliyet gösteren meslektaşlarım olarak bizi neler bekliyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor konularında hem geçmiş deneyimlerimi paylaşmaya çalışacağım ve buradaki gidişatı da bu konudaki yönelim konusunda öngörülerimi naçizane paylaşmaya çalışacağım. Aslında bu konuda CSA Türkiye'de çok yetkin ve çok değerli arkadaşlarım var. Hepsini bu konuda saygıyla selamlıyorum aynı zamanda. Evet, ben aslında şöyle bir havsamı zorladığımda ya biz bulut bilişim son dönemde gündeme gelen konulara baktığımda aslında biz yıllardır bir şekilde bulutta, cloud'da hayatımızı yürütüyoruz. Burada benim ilk aklıma gelen hepimizin işte malum kişisel e-mail adreslerimiz, Gmail, işte Yahoo veya diğer bu uluslararası alandaki kullanmış olduğumuz kişisel mail adreslerimiz aslında biz hepsini şu anda cloud'da tutuyoruz ve bununla ilgili her türlü güvenliğini, gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini bu alanda bu deneyimleyerek bugüne kadar geldik ve hakikaten ben hatırlıyorum şu anda kişisel özel mail, iş mailimin dışında, kurumsal iş maillerimizin dışındaki maillerde herhangi bir sıkıntı, sorun yaşamadık. Tabii ki burada bilgilerimizin cloud'da veya özellikle ülke dışında tutuluyor olması zaman zaman kişileri tedirgin ettiği zamanlar da oldu ama yani ben bireysel olarak baktığım zaman hiçbir rahatsızlık duymadan çok rahat bir şekilde ve bir de tabii ki cloud'ın en büyük özelliği de siz işte elinizdeki bulunduğunuz ortamlardan, bilgisayarlardan veya mobil cihazlardan veya diğer araçlarla rahatlıkla bağımsız bir şekilde lokasyon bağımsız olarak bu verilerinize erişebilir hale geldiniz. Tabii ki bu konuda özellikle iş dünyası açısından da baktığımız zaman teknolojinin gelişmesi ve tüm kurumların dijitale geçmesi ve bu konudaki büyüyen data hacimleri hakikaten bizi bu anlamda mevcut lokalde kendimizin data center'ında bilgileri toplamak, orada onların yaşam döngüsünü, o bilginin yaşam döngüsünü baştan sona kadar yürütebilmek hakikaten bugünkü dijitalleşilen dünyadaki veri hacimlerinin artmasıyla birlikte hakikaten bunu lokalde veya bireysel olarak veya kurumsal olarak şirketlerimizde yapabilme yeteneklerini zorlar hale geldi. İşte buradaki data hacimleri 7/24 o veriye dediğim gibi gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğini sağlayacak altyapıyı sağlamak, bunun hem fiziksel olarak enerjisi ve fiziksel lokasyonlarını sağlamak, işte onların soğutması, data center'ın disklerin soğutmasından tutun da bu alandaki tüm güncel yazılımları veya bu alandaki korumaları da sağlayacak bir operasyonu yürütmek hakikaten ciddi maliyetler oluşturmaya başladı ve kurumlar tabii ki en gizli mahrem bilgilerinin dışarıda bir yerde saklama konusunda hassasiyetleri de olsa da bu konudaki işte yapılan hem hukuki hem yasal düzenlemeler hem de teknolojik bu güvenceler, oradaki verilerin saklanması, gidip gelmesi sırasındaki kriptolanması gibi konularla birlikte kurumlar yavaş yavaş bu konuda
bilgilerini bu üçüncü taraf dediğimiz bulut hizmetleri veren kurumlara emanet etmeye başladılar. Tabii burada en önemli konulardan bir tanesi de bu güvence hizmetini sağlayan firmaların da bu konuda kendilerini bu hizmeti sunmaları sırasında uluslararası standartlarda bu hizmetleri vermeleri. Tabii burada en önemli avantajlardan bir tanesi, ben ondan da birazcık bahsedeceğim firmaların buraya kaymaları konusunda. Kullandığın kadar ödeme seçenekleri firmaların veya işte firmaların bugünkü piyasadaki bu öngörülemez dalgalama nedeniyle data hacimlerinde öngörememeleri nedeniyle burada buluttaki disk alanları satın almalarında bir esnek modelle, kullandığın kadar öde modellerde kurumlara önemli bir avantaj tabii getirmeye başladı. Tabii bu konuda bu işin avantaj tarafıydı. Firmalar dediğim gibi bu en özel ve mahrem bilgilerini nasıl teslim edecekler ve bu konudaki güvenceler nedir? Bu konuda da hem İSEKA bünyesindeki işlem denetçilerinin özellikle bulut alanındaki nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve saklama koşulları ve bununla ilgili çeşitli kriptolama teknikleri konusunda da biz özellikle CISA sertifikası içinde alt bir başlıkta domain altında bu konulara değiniyorduk. Tabii ama buradaki bakış açısı daha çok bir denetçi bakış açısıyla o verinin dediğim gibi gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği. Hatta bu işte CIA ve KGB diye Murat Loster'ın da çok güzel bir bu konuda benzetmesi vardı. Hakikaten o bilgileri biz İngilizce ve Türkçe karşılıkları harflerine baktığımız zaman bu bakış açısıyla bu verileri güvence altında tutmaya çalışıyoruz. Burada benim belki ilave söylemem gereken bizim bu buluttaki verilerle ilgili güvencede ülkemizde de tabii bu konuda önemli gelişmeler oldu ama ülkemizin biliyorsunuz 2001 kriziyle birlikte bir hafızasında silinmeyecek bir deneyim var arkadaşlar. Hepiniz onu biliyorsunuz. İmar Bankası olayı. Ve zaten bu olaydan sonra ülkemizde işte finans sektörü ve bankacılıkla ilgili çok ciddi regülasyonlar, düzenlemeler yapıldı. BDDK hayatımızın bir parçası oldu. Biz de profesyonel meslek hayatımızın büyük bir kısmını aslında bu değişim sürecinin içinde geçirdik ve tüm kurumlarımızı biz de bu arada hayatımıza İSEKA ve CISA girdi BDDK ile birlikte ve tüm kurumlarımızın altyapılarını biz bu hale getirdik. Bu yaşadığımız deneyimden sonra ülkenin de kamu sektöründe, kamunun da bu konudaki hafızasında ben datamı hiçbir zaman kendi ülkemin sınırları dışında bir yerde tutulmasına izin vermiyorum. Bilgi sistemleri diye kanun koyucumuz, yasal otoritemiz böyle bir şerh koydu. Aslında bu son derece de bence mantıklı ve doğru bu olay. Dediğim gibi bu 2001'deki İmar Bankası'ndaki çift kayıt sisteminin getirmiş olduğu ülkeye yük nedeniyle otoritelerin bu anlamda birincil dataların Türkiye'de tutulması ve bu konuda özellikle uluslararası bulut hizmeti veren firmaların Türkiye'de yatırım yapmalarına vesile oldu. Bu anlamda bildiğim kadarıyla 3-4 tane ciddi anlamda yatırım yapan, özellikle telekom şirketleri ve başta olmak üzere yatırım yapan firma oldu. Ve böylece de biz ülkemizin datasının ülkemizde kalması konusunda önemli bir, bence uluslararası boyuttaki engelleri aşacak şekilde bunu sağlamış olduk. Bu bize tabii ülkemizde firmaların bu yerel bulut firmalarına datalarını taşıma, çünkü kanunla bu konuda gerekli düzenlemeler yapıldı ve ciddi anlamda hayatımızı kolaylaştırıyor. Ben en son bu konudaki en ülkemizdeki bence somut gelişme bu e-fatura veya benzeri bizim yasal saklamakta yükümlü olduğumuz bilgi ve belgelerin
dediğim gibi yasaların koruması altında ülkemizde fiziksel olarak bulunan bulut merkezlerde saklanıyor olması bu konuda önemli bir yol kat ettik diye düşünüyorum. Tabii bu alanda mutlaka uluslararası iş ortakları da bu işin bir parçası olmaya devam edecekler. Aslında bu konudaki dünyadaki gelişmeleri ve standartları da aslında izlememiz açısından bu işbirlikleri çok önemli. Ama bir diğer taraftan da ülkemizin menfaatleri veya ondaki riskleri doğru yönetebilmesi için de bu bakış açısıyla da bu bulut merkezlerinin ülkemizde de çoğalıyor olması diğer taraftan hem de bu konudaki ülkemizdeki meslektaşlarımızın hem bu konudaki geliştirme aşamasında ve bu hizmetleri veren bir alanda hizmet veren arkadaşlarımızın olması hem de bu işin denetleri açısından da bize çok önemli imkanlar tanıyor. Ben genel olarak bu bakış açısıyla yaklaşmak istiyorum. Tabii ki bulut hizmetleri yaygınlaştıkça bizim SİSA sertifikalı arkadaşlarımız yani bilgi işlem denetimi konusunda kurumlarında denetimlere gittikleri zaman işte bankalara, finans kurumları veya artık dijitalize olmayan hiçbir yer yok ve bizim SİSA sertifikası da kamu sektöründe de her alanda şu anda kullanılmaya başladı. Buradaki meslektaşlarım özellikle bu bulut hizmetleri konusundaki denetimleri yaparken kendilerini daha güçlü hissedecek neler olabilir diye baktığımız zaman bu konuda da CSA Türkiye şu anda bizim SİSA İstanbul Chapter'ında kurucu başkanı sevgili Murat'ın liderliğine yürüyen CSA Türkiye'de bu konudaki çok güzel bir bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya başladı. Ve globalde de bu iki kurumun headquarter'ları bir işbirliği çerçevesinde yeni bir sertifikasyon üzerine çalışmalarına başladılar. Şimdi o konularda sevgili Murat dostlar bize daha detaylı bilgiler de verecek. Benim bu birinci diyelim ki turda şimdilik söyleyeceklerim bunlar sevgili Mehmet. İlave sorular veya konular gelirse ona göre belki yönlenebiliriz. Ben burada sözü aslında sevgili Murat'a paslamak istiyorum. Çok teşekkür ederim Necdet Bey. Necdet Bey'le tanışıklığımız çok eskilere dayanır. Daha İSAKE İstanbul kurulmadan önceden beri bir teşviki mesaimiz var. Hala bu konuların içinde aktif olarak yer alması, fikir önderliği etmesi ve bunu gözlemlemek benim açımdan çok hoş. Tekrar teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Şimdi arkadaşlar ben günün kısa konusu bir biliyorsunuz toplantılarımızda hep şey yapıyoruz. Bir tane de CSA ürünü anlatıyoruz. Bu CSA ürünü aslında ilginç, hoş oldu. O yüzden de tercih ettik İSAKE ile beraber yapmayı. Çünkü bu sefer CSA'da yaklaşık bir yıldır hazırlanan yeni bir eğitim, yeni bir sertifika. Az önce Necdet Bey'in de bahsettiği gibi İSAKE ile ortak ilerleme kararından bir sertifika haline geldi. Birazdan CCAK'den bahsedeceğim ama girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu arada daha sonra soru ve yorumlar kısmında sizlerin de bakış açısını dinlemek isterim. Bulutla ilgili konuştuğum insanlardan bazen şöyle şeyler, cümleler ya da fiiller duyuyorum. Bulut geliyor, işte bulut gelecek, bulut yasak, Türkiye'de bulut kullanamayız. Valla geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama ben şurasını biliyorum. Bulut geldi, kullanılıyor, bir yere gideceği yok ve bugüne kadar Türkiye'de bulut kullanımını yasaklayan bir regülasyon da yok, olmadı. Türkiye'de az önce de günün sonunda Necdet Bey'in de bahsettiği gibi çıkan regülasyonlar verinin ülke fiziksel sınırları içinde kalmasıyla ilişkili. Bulut teknolojileri ise aynı zamanda internet, intranet örneğinde olduğu gibi illa genel bulut olması gerekmiyor ki şu anda Türkiye'deki gelişmiş kurumların önemli bir kısmı
bilgi teknolojilerindeki operasyonel dertlerden kurtulmak için kendi içlerinde özel bulut kullanıyorlar. Onun dışında Türkiye'de büyük, tüm dünyaya ama doğal olarak Türkiye'de hizmet veren, dolayısıyla regülasyonların herhangi bir şekilde kısıtlamadığı genel bulutlar var. Sektörel bulutlar görüyoruz ve biraz daha ilerlemesini bekliyoruz. Dolayısıyla bulut hayatımızda cümle biraz yanlış kullanıyor, onu izninizle düzeltmek istedim. Bulut hayatımızda Türkiye'de ama dünyada daha da hayatta. Çünkü bunlar dışında dünyanın lider 3-4 büyük teknoloji şirketi bulut hizmeti de veriyorlar tüm dünyaya. Ve orada zaten veri merkezleri kendi ülkelerinde olduğu için ve veya ülkelerinde böyle önemli regülasyonlar bulunmadığı için kurumlar dolayısıyla buluta çok daha hızlı bir geçiş sağlıyorlar. Kurum içi ya da kurum dışı. Şimdi bir insan bilgi teknolojileri etrafında çalışırsa bulutun iki tarafında yer alabilir. Ya bulutta hizmet alan taraftadır ya da buluta bulut hizmeti veren taraftadır. Her ikisinde de aslında bulutun güvende olması gerektiği ortada. Cloud Security Alliance de bildiğiniz gibi bunu yapıyor. Ama daha önemlisi bu bulutun doğru güvenlik seviyelerinde olduğunun denetlenmesine de ihtiyaç var. Bulut hizmetlerinin güvenliğini adresleyen, hizmetlere sertifik olarak tanımlanan Cloud Security Alliance'ın STAR isimli bir ürünü de var. Bundan daha önce de bir miktar bahsettik. Önümüzdeki aylarda da daha sonra bahsedeceğiz. Ama eğer bireysel olarak siz bilgi teknolojileri denetimi tarafında, daha da ileri gidelim, bulut denetimi tarafında ilerlemek istiyorsanız, geleceğin önü çok açık alanında Türkiye'nin ilklerinden olmak istiyorsanız, işte o zaman önünüzde CCAK gibi bir fırsat var. CCAK, Certificate of Cloud Auditing Knowledge. Dediğim gibi başta CSA'nın başladığı, şu anda İSAKA ile beraber ilerleten bir bireysel sertifikasyon. Bu bireysel sertifikasyon aynı CISA'da olduğu gibi ya da Cloud Security Alliance'daki CCSK'de olduğu gibi aslında bireysel olarak bilgi seviyenizi ortaya koyuyor ve yapıyı çıkartıyor. Bu sertifikasyon ne aşamada onu söyleyeyim. Eğitim materyali hazırlandı CSA tarafından. Teknik review için İSAKA ekibine gönderildi. İlk tepkiler oldukça iyi. Yakında eğitim materyalleri, yani eğitim kitapçığı, sunumu, laboratuvarları çıkmış olacak. Bunun dışında eğitimin içinde de örnek sorular var, diğer sertifikalarda olduğu gibi. Bunun dışında yaklaşık 600 tane de havuz soru hazırlandı. Sertifika içine kaç soru koyacaklar ben şu anda ezberi hatırlamıyorum. Ama artık sınavlar da hazır gibi duruyor. Dolayısıyla benim tahminim bu yıl sonu, hadi yetişmedi diyelim, önümüzdeki yıl başında bu sınavı alıp bu sertifikaya sahip olabilmek, bunu CV'nize yazıp ben bulut güvenliği ve bulut güvenliğinin denetimi konusunu biliyorum diyebilecek hale gelmiş durumdasınız. Birazcık eğitimden bahsedeyim. İki günlük bir eğitim olacak. Temelde 5 tane yapıyı kapsayacak. Onların da tek tek üzerine gidersek. Birinci gün öncelikle Cloud Governance ve Compliance ana başlığı altında geçecek. Bulutun yönetişimi, governance'ı nasıl oluyor, nasıl olmalı hakkında bir eğitim olacak. İkinci modül, bulutta bir uyum programı, compliance programı nasıl yaratılır üzerinde konuşulacak. Arkasından bu konuda Cloud Security Alliance'ın sahip olduğu bir takım ürünler var. Aranızda eminim bilenler, hatta kullananlar vardır. Bunlardan bir tanesi CCM, Cloud Control Matrix. Öbürü CAIQ. Bunların genel olarak hedefleri, amaçları, yapıları üzerinden bahsedecek. Son olarak da CCM, Cloud Control Matrix kullanılarak bir tehdit analizi nasıl yapılır ile ilgili bir kısım olacak. İkinci günse biraz daha, bu birinci gün dikkat ederseniz bulutun yönetişim ve güvenliğine giriş tarafı ile ilgiliydi. Detayına girmiyorum, içinde riskler vesaireler var. İkinci günse bulutun denetimi ve güvencesi, yani audit and assurance'a konsantre olan bir gün olacak. Burada da Cloud Compliance Program nasıl değerlendirilir, nasıl evaluate edilir üzerine bir modül olacak. Cloud Auditing başlı başına bir modül olarak karşımızda. Sonra da yine CCM'e dayandığı için CCM'in auditing kontrolleri. Bunun sonunda yine aramızdaki denetçi kökenli arkadaşlarımızın çok iyi bildiği İngilizce'deki Continuous Assurance and Compliance dediğimiz bu güvencenin ve uyumun sürekli kılınması nasıl olacağı bir şey var. Son olarak da bütün bunları getirip biraz önce bahsettiğim
Star programına aslında girebilecek bir yapıyla karşı karşıyayız. Ben oldukça kısa tutmak istiyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bilgiler, şu anda size anlattığım bilgiler ve varsa soracağınız sorulara ilişkin bilgiler henüz resmi olarak İSAKA ve CSA sayfalarından yayımlanmadı. Ben bir çalışma grubunda olduğum için bu konuda biraz fikir sahibiyim, bilgi sahibiyim. Dolayısıyla bu konuda ek sorularınız varsa Necdet Bey tecrübeleriyle olduğu gibi ben de bu konuda yanıt vermekten onur duyarım. Teşekkür ederim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle yapalım isterseniz. Az kişi olmanın avantajını yaşıyoruz. Az önce Mehmet'in de söylediği gibi herkesin mikrofon açma hakkı var. Dolayısıyla mikrofonlarınızı açarak soru sorabilirsiniz. Hatta dilerseniz kameralarınızı açarak hep beraber karşılıklı videologla devam edebiliriz. Murat Bey, Necdet Bey, ben söz alabilir miyim müsaadenizle? Hiç izin istemeye gerek yok. Tamam, Aytekin, ben öncelikle çok sağ olun, ağzınıza sağlık her ikinizin de paylaşımlarınız için. Acaba bu hani sertifikaya yönelikte de yine bir iş tecrübesi isteniyor olacak mı? Sınavı geçtikten sonra belli bir hani audit tarafında veya ne diyeyim cloud tarafında çalışmış olmak belli bir yıl tecrübesi istenecek mi? Yoksa sadece sınavı geçmek yeterli olacak mı bu sertifika için? Çok güzel, teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu henüz kararlaştırılmış bir bilgi değil. Henüz daha bunun adı konmadı. Adının aslında teorik olarak böyle bir sertifikayı İSAKA hazırlıyor olsaydı daha en başta bu kuralı koyarak başlardı. Biz İSAKA tarafından bu konudaki tecrübeler hep bunu söylüyor. İSAKA sınavı geçmenin yanında belli bir tecrübe şartı istiyor bildiğiniz üzere. CSA'nın yaklaşımı ise tam tersi. CCSK'de de özel bir sertifika istemiyor. Diyor ki biz yeni bir teknolojiyle uğraşıyoruz. Şeyle uğraşıyoruz. Güncel bir şeyle uğraşıyoruz. Dolayısıyla tecrübe istemiyoruz diyor. Küçük bir anekdot aklıma geldi. Yıl 2000 bir iş ilanı böyle bir viral olmuş, bütün etrafta dolaşmıştı. İş ilanı da şuydu. 5 yıl tecrübeli Windows 98 uzmanı arıyoruz diye. 98'de çıkmış bir işletim sistemine 2000 yılında 5 yıl tecrübe istiyorlardı 20 yıl kadar önce. CSA birazcık bunu önemsemiyor. İSAKA ise önemsiyor, biliyoruz. İSAKA CSA işbirliği bu sertifika doğrultusunda çok yeni. 1,5-2 aylık en fazla. Oysa bu konudaki çalışmalar çok daha uzun zamandır devam ediyor. Dolayısıyla bu konudaki karar henüz netleşmedi, çıkmadı. Bunu duyurdu, hep beraber göreceğiz ama çok güzel bir bakış açısı soru. Teşekkür ederim Mertik. Teşekkürler Murat Bey, çok sağ olun. Buyurun Necdet Bey, kestim lafınızı, buyurun. Hayır, rica ederim. Aytekin'cim çok güzel bir konuya parmak bastın. Ben tabii bu dönemde şimdi sevgili Murat açıklamada bulundu. Biliyorsunuz SECA tarafında Certified Data Privacy Solution Engineer diye bir sertifikamız var biliyorsunuz. Şu anda grandfathering sürecinde yıl sonuna kadar belli bir deneyim bu alanda, belli bir deneyim ve tecrübesi olanlar bunu belgelerle, kanıtlarıyla SECA'ya sunduğu zaman ve sertifikanın bir bedeli var, onu yatırdığı zaman bu sertifikaya sahip olabiliyor. Hatırlarsan geçmişte buna benzer Siris'te de böyle bir yöntem uygulanmıştı Murat'cığım. Ve ben tabii senin açıklamalarından bu konu birazcık flu veya zor gibi anlıyorum ama böyle bir seçenekte acaba bu sertifika çıktığı zaman belli bir süre bu alandaki deneyimlerini veya tecrübelerini kanıtlayan, belgeleyen kişilere bu sertifika sınavsız verilebilir mi diye bir süreçte olabilir mi diye bir soru gelmiştir arkadaşların aklına. Ben onların tercümanı olmuş oluyorum. Aslında birazcık bu konuda cevap verdin ama yine de son sözü sana bırakalım bu konunun içinde olarak. Teşekkür ederim. Evet. Bu konu CSA'daki iç bir toplantıda, uluslararası iç bir toplantıda da gündeme geldi. CSA yönetimi grandfathering yapmayacağız gibi çok net bir tavır koydu. Ama şimdi biliyoruz ki artık bu tek başına CSA'nın sahip olduğu olacağı, tek başına CSA'nın yönlendireceği bir sertifika değil, İSAKA ile birleşiyor. Bunu hep beraber göreceğiz. Buradaki arkadaşlarımız da bu konuyu hatırlasın. Yarın öbür gün çıktığı zaman bir baksınlar. Bakalım İSAKA mı daha güçlü, CSA mı daha güçlü bu sertifika nezdinde? Öğrenmek için bizim için küçük bir anekdot olacak. Çünkü İSAKA'nın bu alışkanlığı olduğunu biliyoruz. CSA da bunu yanlış buluyor. Bakalım ne olacak? Çok teşekkür ederim. Sağ ol Murat'cığım.
Bu arada burada söylediğim bilgilerin bir miktar gizlilik altında olduğunu aramızda kalmasını rica ediyorum. Her ne kadar kayıt altına alıyorsak da. Bunu o zaman paylaşırken biraz daha dikkatli oluruz bu kaydı. Belki o cümleyi, bazı bir iki cümleyi kesmemiz gerekebilir evet, ama burada olanlar o cümleleri duysunlar. Hiçbir sakıncası yok. Murat, chatte iki tane soru var. Birincisi Fatih Düzgün'den gelmiş, sana gelmiş. Cloud Control Matrix yanı sıra CIQ gibi bir kavramdan bahsettiniz. Bunu biraz açabilir misiniz diye soruyor. Tabii. CIQ aslında bir questionnaire. Aslında şöyle de yapalım. Bu soruyu da bir üzerimize alalım. Eğer tercih edilirse, istenirse lütfen arkadaşlar paylaşsınlar. Onun üzerinden şey yaparız, ilerleriz. Bu arada Mehmet, ufak bir şey de hatırlatacağım. Eğer mümkünse sen yönetiyorsun bugün ben konuştuğum için. Bir önceki ayın şeyinde chat kısmında senin ona erişimin olduğunu biliyorum. Bir anket linkimiz var. Anket linkini bu aya da kopyalarsak arkadaşlarımız mümkünse doldursunlar. Bize istedikleri alanlara yapsınlar. CCM, bulut güvenliği ile ilgili soruya geçtim. Cloud Control Matrix, bulut güvenliği ile ilgili hangi alanlarda nelerin yapılmasını gerektiğini söyleyen bir kontrol listesi. Matris denmesinin sebebi ise bir tarafta kontrol listesinde her zamanki gibi domainler, alanlar altında sorular varken soldan sağa doğru da bu bilgileri dünyada bilinen diğer standartlarla ISO 27001, PCI DSS, COVID'in farklı versiyonları, COVID dedim dilim suçtu özür dilerim, farklı versiyonları gibi Türkiye'de kullanılan kullanılmayan Almanların BSI standardı, Amerikalıların çeşitli NIS 800 standartlarıyla bu madde buradaki şu maddeye karşılık geliyor gibi bir eşleştirmeyi bize söylüyor. Consensus Initiative Assessment Questionnaire, CIAQ, başını hatırlamaya çalışıyordum, şimdi söyledim, ise CCM'deki maddelerin ben kendi önüme aldım, hangi sorusuna ne yapıyorsam ne yanıt vermeliyim gibi düşünebileceğiniz bir anket ya da kendi kendinize doldurabileceğiniz bir self-service, bir soru formu gibi düşünebilirsiniz. Burada da bir bulut üreticisi kendi bulutunda aldığı önlemleri bunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bunu yapıyorum diyerek ya da bir bulut müşterisi değerlendirmek istediği son ikiye, son üçe kalmış bulut şirketleri arasında bunu yapıyor mu, evet hayır, bu var mı, evet hayır diyerek değerlendirmeyi sağlayan bir yapı. Bu yapı doğal olarak denetimde de kullanılacak, çok net bir şekilde hayatımıza girebilecek bir bilgi olarak elimizde. Bu arada bir de şey paylaşayım. Bu ürünlerin hepsi ücretsiz edinilebilecek ürünler. cloudsecurityalliance.org'a girip oradan direkt indiriyorum diyebilirsiniz. Cloud Control Matrix'te kullanımı kolay olsun diye Excel formatında, yani istediğiniz gibi alın, filtreleyin, kopyalayın, yapıştırın, ne istiyorsanız yapın. Bir arkadaşımız el kaldırdı. Hayri Can Duygun. Sözü ona vermek istiyorum. Merhabalar, teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Öncelikle bütün katılımcılara ben de hoş geldin demek istiyorum. Sizlere de böyle güzel bir etkinlik yaptığınız için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Murat Hocam, özür dilerim. Biz bölüyorum Hayri Can. Ben hani evet, bu CSA'nın zaman dilimindeki etkinliklerden bir tanesi ama bunu beraber yaptığımız için ben de, yani biz birbirimize, biz de size teşekkür ediyoruz. Çünkü İSAKA CSA ortak etkinliği diye çıktık. Tabii ki her zaman yani iki organizasyon ortak birbirini destekleyerek çalışacaktır. Ben böyle düşünüyorum kendi adıma hocam. Hocam ben size şeyi soracaktım. Ağırlıklı olarak Cloud Security Alliance tarafında Cloud Security Knowledge, örneğin Cloud Security Knowledge sertifikasının hazırlık materyalleri vesaire ücretsiz olarak sunuluyor. Bu İSAKA ile yapılacak çalışmada peki bundaki yaklaşım nasıl olacak? Bir farklılık olacak mı? Onu bir sorayım istedim. Çok doğru bir soru daha Hayri Can ve kötü haberi hemen ben vereyim. Burada CSA'da bedava olan şey İSAKA ile işbirliği sonucunda artık paralıya döndü. Artık bunu büyük olasılıkla İSAKA'nın sitesinden, belki CSA'nın sitesinden de yapılır ya da bir yönlendirme olur. Bu materyalleri aynı CISA'da, CISM'de vesairede olduğu gibi ücretli alacaksınız. Peki, teşekkür ediyorum. Üzgünüm. İşbirliği olmasaydı diyenler olur bu nedenle, biliyorum.
Bir de hocam şeyi soracaktım ben. Peki malum yeni bilgi sistemleri yönetmeliyle birlikte BDDK tarafında da Cloud Security'ye bir yakınlaşma diyelim adına veya farklı bir yönetme diyelim ya da yönlendirme diyelim. Bazı gelişmeler var. Bu noktada hani Cloud Security Alliance Türkiye olarak sizin BDDK ile herhangi görüşmeniz oldu mu? Bu sertifika yeni yönetmelikte herhangi bir yerde belki cümle olarak yazmasa bile know-how anlamında bir kendine yer bulabilecek durumda mı? Böyle de bir sorum olacak. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Henüz yapmadık. Aslında yapmak gerektiğini, şimdi bu soru beraberinde öyle bir görev yükledi bana. Bunu yapmak gerekiyor. Hayır, henüz yapmadık. Yani ama başta da söylediğim gibi zaten hani biraz dilimize kolay geliyordu. Türkiye'de bulut kullanımı yasak cümlesi. Hiçbir zaman Türkiye'de bulut kullanımı yasak değildi. BDDK da hiçbir zaman yasaklamadı. SPK da hiçbir zaman yasaklamadı. Yeter ki verileri Türkiye'de tut. Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun açıklamalarınız için. Seni görmek çok güzel hocam. Mehmet Bey'den bir soru gelmiş bir de. Merhaba, bilgiler için teşekkürler. Sınav formatına ilişkin bir hazırlık var mı? İSAKA sınav formatında mı olacak? Farklı bir format, yani sınav formatı ile ilgili bir bilgin var mı, onu soruyor. Sınav formatının detayları henüz daha çalışılıyor. Ama başta da söyledim, bir tekrar edeyim. Yaklaşık 600 tane soru şu anda havuzda hazır. Format ne yapılacak bilmiyorum. Biraz İSAKA modeli gidiyor gibi geldi son toplantıda duyduğum kadarıyla. Ama henüz o konuda çeşitli görüşmeler arka tarafta sürüyor. Dolayısıyla hani şu saniyede belirsiz. Tamam, çok teşekkürler. Arkadaşlar gene hem chat'i kullanabilirsiniz hem de deminki örnekte gördüğünüz gibi el kaldırıp soru sorabilirsiniz veya direkt el kaldırmadan da ufak bir grup olduğumuz için direkt unmute edip de gene sorular sorabilirsiniz. Ben ufak bir hatırlatma ya da yapmak istiyorum. Bu geçen ayki webinarımızda, yani Ekim ayındaki webinarımızda Microsoft'tan bir konu konuşmacımız vardı. Bulut için en iyi güvenlik uygulamalarını anlattı. Ama gene CSA Türkiye'den Cem Ergül de CSA CIQ'ya kısaca değindi. Yani hani o etkinliği de gene dinleyerek bu konuda bilgiler edinebilirsiniz. Bunu da demiş olalım. Sevgili Mehmet, ben de kısa bir süre katılmak istiyorum. Şimdi aslında söyleyeceğim şeyi sen söyledin şu aşamada. Arkadaşlar bu etkinliğinizi çok sevdiğinizi ama sorularınızdan da anladığım kadarıyla her etkinliğimize farklı grupların katıldığını görüyorum. Bu bizler için hem avantaj, çünkü daha fazla kişiye temas etme fırsatı buluyoruz, ama şöyle bir de dezavantaj var. Biz zaten bütün ürünlerimizi CSA Türkiye olarak, CSA kapsamındaki bütün ürünlerimizi sizlerle buluşturmak, sizlere tanıtmak istiyoruz. Geçen sefer dediğim gibi, Mehmet'in çok güzel açıkladığı gibi, mesela Control Self Assessment yapısını aktarmaya çalıştık. Daha önceki etkinliklerimizde de yine bizim matrisimizi bulacaksınız. Her etkinliğimizde bizden bir arkadaşımız, bugün tıpkı sevgili Murat dostların olduğu gibi, size CSA hakkında detaylı bilgiler veriyor olacak. Geçmiş video konferanslarımız dolayısıyla size yol gösterici olacak. Bu çatı altında da tıpkı İSAKA'da olduğu gibi, bugün kurucu başkanı Murat Dostar, eski başkanlarından Necdet Almaş, bugünkü başkanı ben Cem Ergül olduğum gibi, gelecekte de aynı çatı altında, Cloud Security Alliance altında da sizleri görmek bizler için ayrı bir mutluluk olacak. Daha fazla vakit almayacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Çok teşekkürler Cem. Başka sorumuz var mı diye bakıyorum. Şu anda yok. El kaldıran bir arkadaşımız da yok. Hayri Can gene el kaldırdı. Sözü tekrar ona verelim. Merhabalar. Ben yine bir soru haricinde bir eklemeyle girmek istiyorum aslında. Murat Hocam, bizim İSAKA tarafında öğrenci gruplarımızda bazı çalışmalarımız oluyor. Bu sertifika olsun veya Cloud Security Alliance tarafında olsun, öğrencileri iş hayatına hazırlama noktasında biraz da bulut anlamında onların kafasında neler şekillenmesi lazım gibilerinden bir Cloud Security Alliance tarafında bir guide, rehber olabilir ya da belki Cloud Security Alliance Türkiye ile ortak yapılabilecek öğrencilere yönelik bir etkinlik olabilir. Böyle bir şeyimiz var mı, ya da mesela, ya ben açıkçası şöyle tarif edeyim. Öğrenciler en nihayetinde baktığımız zaman 3. 4. sınıflar, 1-2 yıl sonra bizim meslektaşımız olacaklar. Denetim tarafında da, IT yönetim tarafında da. Onları birazcık daha böyle sektöre ve cloud tarafındaki güvenliği ısıtmak anlamında
neler var Cloud Security Alliance'da? Ben çok o tarafı yani o anlamda bilmediğim için bir sorayım istedim. Yoksa da siz de student tarafında ortak bir şeyler yapabilir miyiz? Her ikisine de olumlu cevap vereceğimi söyleyeyim ama sırayla yanıt vereyim. Cloud Security Alliance'ın çok fazla içeriği var. Bunların hepsi illa bu öğrencilere yöneliktir diye seçilmiş durumda değil ama hani bizim 101 dediğimiz yani en giriş seviyesinden çok uzmanlık seviyesine kadar çok fazla ürünü, çok fazla dokümantasyonu, çok fazla kitabı, yapısı vesairesi söz konusu. Dolayısıyla bunları doğru sırada seçmek ve değerlendirmekle bir insan bu konuyu hiç bilmeden yani bilmez durumdayken sıfır noktasından başlayıp bayağı ileri uzman seviyesine kadar ilerleyebilir. Hem söylediğin gibi işte denetim tarafında, şey tarafında, bulutun genel güvenliği tarafında vesaire gibi. Ya da biraz daha interdisipliner işte onunla işte belli yapıları birleştirmek konusunda işte finans sektöründe ne oluyor vesaire gibi. Bu İSAKA'nın içinde olan bir şey. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Cloud Security Alliance tarafında var. Cloud Security Alliance tarafındaki önemli konulardan bir tanesi de şu. İSAKA'dan farklı olarak tümüyle ücretsiz. Yani üye olmak sadece kayıt olmak demek. Hatta bir tane de Circle diye bir ortam var. Yavaş yavaş biz Türkiye olarak Circle ortamını da kullanıyoruz. Burada tüm Cloud Security Alliance'lara erişmek, tüm dünyadaki yazışmak, network yapmak gibi şeyler de serbest. Dolayısıyla zaten buradaki arkadaşlarımızın hepsi Meetup grubuna kayıtlıdır. Ama oradaki duyuruları takip ederlerse bu konuda önümüzdeki dönemde bilgiler de vereceğiz. İkinci tarafa gelelim. Türkiye'deki öğrencilerle ilgili İSAKA'nın çok güzel çalışmalar yaptığını ben de gururla izliyorum. Tebrik ederim. Tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Nasıl bir etkinlik planlıyorsunuz? Önümüzdeki dönemde işte pandemi sonrası yaklaşımınız nasıl olacak? İtiraf edeyim bilmiyorum. Bu arada öğrencilerle bir şey yaptıysanız pandemide onu da duymadığım için utanıyorum ama bilmiyorum. Ama bundan sonra ilk yapacağınız etkinliğin türü, tarzı ne olursa olsun orada bir de bulut güvenliği ve bulut denetimi konusunda birer slot ya da birer başlık açarsak biz CSA tarafından memnuniyetle altını doldururuz. Biz bunun da şu anda sözünü verelim o zaman size bu vesileyle. Haricen de buradayken biz bu işin de sözünü hem güzel bir ortaklığın başlangıcı olarak zaten aynı çatı altında bulunmamız da bu avantajı sağlıyor bizlere. Benim aynı zamanda CSA bünyesinde olmam da. Biz bunu görev edinelim Murat. Çok teşekkür ediyorum önerinin içinde. Teşekkürler, çok sağ olun. Murat Bey bir caps'ten bahsetmişti. 5 yıllık Windows 98 tecrübeli olan. Görmüşsünüzdür başka bir caps'te de şey vardı iş görüşmesinde aday mülakatta ve soruyorlar 2020 yılındaki kariyeriniz görünmüyor ne yapıyordunuz diyor. Ellerimi yıkıyordum diyor. Onun gibi hani 2020'de ne yapıyordunuz etkinlik olarak da ellerimizi yıkayıp sanal buluşuyorduk şeklinde. yani valla Cloud Security Alliance için burada aramızda olan destekleyen yönetim kurumundaki, çalışma grubundaki tüm arkadaşlarıma da yeri gelmişken teşekkür etmek istiyorum. Biz Cloud Security Alliance'da pandemiyle zincirlerimizden kurtulduk. Böyle 2-3 ayda bir toplantıyı zar zor becerebilir haldeyken her ay düzenli toplantı yapabilir hale geldik. Mehmet sen şeyi biliyor musun? Bir sonraki yani Aralık ayı konusu, gündemi, tarihi belli oldu mu? Hemen onu da duyuralım istersen kapatmadan önce. Çok güzel. Tam orada o konuya girecektim ama ondan önce gene yani kapanış onunla yapacaktık. Ama ondan önce de gene bir şeyimiz varsa, sorumuz veya herhangi son bir yorumları olan herhangi birisi varsa lütfen dinleyelim. Ondan sonra da direkt Murat'ın dediği gibi bir sonraki ayı duyurusunu yaparak kapanışımızı yapalım. Necdet Bey, sizin yine kapanış için söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Benim ilave söyleyeceğim aslında çok fazla bir şey yok. Çok güzel bir etkinlik oldu. Öncelikle hakikaten iki farklı organizasyonun bir çatı altında burada birlikte bilgi ve deneyimlerini ve sinerjisini paylaşması harika bir önümüzde bize daha iyi yerlere götüreceğimize dair ipuçları verdi.
Ben her iki grubu da tekrar konuşmacıları, destek veren herkesi tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de tüm katılımcılara sevgi ve saygılar diliyorum. Tamam, çok teşekkürler. O zaman ben de Murat'ın dediği gibi bir sonraki ayımızın duyurusunu yaparak kapanışı yapayım. Kaydı da durduracağım sonra. Aralık ayında konuk aslında kurumumuz Paolo Alto olacak. Paolo Alto'dan Burak Sadıç ve Mehmet Gülyurt bizle birlikte olacak. Ve konumuz da bulut güvenliğindeki güncel sorunlar. Şimdi denetimden sonra tekrardan bulut güvenliği ana konumuza dönüyoruz. Bulut güvenliği güncel sorunlar ve çözümler olacak. Gene CSA'nın her zaman söylediğimiz gibi webinarlarımızda bir ürünü tanıtıyoruz. Orada da tanıtacağımız ürün CSA Star olacak ki Murat zaten bugün birazcık bahsetti. CSA Star'ı biraz daha detaylı olarak konuşacağız ve tabii ki gene bugün yaptığımız gibi soru cevapta yapıyor olacağız. Bunu da sizlere duyurduktan sonra zaten Meetup'tan da hemen bu webinar sonrasında duyurusunu çıkacağız. E-maillerimizi göndereceğiz. Aralık ayında 17 Aralık günü olacak. Perşembe günü gene aynı saatte. Bunu da dedikten sonra katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem CSA Türkiye olarak hem de İSAKA olarak bence çok keyifli bir etkinlik oldu. Ve umarım bir sonraki etkinlikte de bizle beraber olursunuz. Çok teşekkürler herkese. Hoşça kalın. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Güzel bir etkinlik. Hoşça kalın.